Evet yine garip bir hikaye var arkadaşlar. Yoğun istek alan haberlerden bir tanesi. Kürt olduğu için bir kız tarafından reddediliyor iş arkadaşı tarafından ve sonuç olarak da intihar ediyor birisi. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ancak bununla ilgili de konuşmak istedim. Az da olsa bir iki şey var. O yüzden habere bir bakalım. Yeni Yaşam gazetesinde okuyorum. Kürtler dışlanıyor dedi. intihar etti. How Arena Medya'da yer alan habere göre İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ile Instagram hesabında Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık. Belki bir yaptığım şeyle değişir. Ne mutlu Kürt ve Türk'üm diyebilene hakkınızı helal edin ifadelerini kullandıktan sonra gidiş katından aşağıya atlayarak intihar etti. Kurtarılamamış. Şimdi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabına şu açıklamayı yaptı. Bir genç kızı seviyormuş, teklif etmiş. Genç kız hayır demiş. Üstüne ben asla Kürtlerle çıkmam demiş. O üzüntüyle intihar etmiş diyor. Birincisi sen nereden biliyorsun bu olayı? Kaynak. Kaynağın neresi? İkincisi İbrahim. Layıkın ka Allah'ım ya Rabbim. Bak gene yapıyorsunuz bunu. Yine ilk paragrafta i nokta l nokta diye başladı. Ondan sonra İbrahim layıkın kardeşi diye devam etti. İbrahim Layık'ın kardeşi iş cinayetinden şüpheleniyoruz. Az önce niye iyi noktayla neyse. intihar ettiği iddia edilen İbrahim Layık'ın ağabeyi Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kambal'a konuştu. O da demiş ki bir iş cinayetinden şüpheleniyoruz. Kardeşim intihar edecek biri değildi. Bu toprakların tohumudur kendisi. Atılan mesaj intihar süsü vermek için atılmış olabilir. Kardeşinin ruh sağlığının yerinde olduğunu dile getirmiş. Birinci sormak istediğim arkadaşlar gerçekten de Kürt olduğu için birinin dışlandığı bir arkadaş ortamı veya iş ortamı gördünüz mü, rastladınız mı? Bizim ortamlarımızda böyle bir şey tabii ki olmaz. Ancak biliyorsunuz insan grupları cahilleştikçe kendilerinden farklı olanı sevmemeye başlıyorlar. O yüzden böyle bir durum var mı? Veya ben şurada çalışıyorum, bizde işte atıyorum Suriyelileri sevmezler ya da ben burada çalışıyorum, bizde Kürtleri sevmezler dediğiniz bir yer var mı? Bir, ikincisi de kızın ben Kürt'le asla çıkmam sözü ne kadar doğru bilmiyorum ama doğru olduğunu farz edelim. Şöyle olabilir. Güvenlik görevlisi olunca oradaki kadınların solmaz olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Dolayısıyla da siyasi görüşünden dolayı Kürt'le asla çıkmam diyebiliyor. Kadın eğer ülkücü ise ya da o kafada biri ise ben Kürt'lerle birlikte olmam diyebiliyor. Bu noktada yapmanız yani eğer Kürtseniz arkadaşlar ve ciddi ciddi arkadaş çevrenizde kızlar bu şekilde davranıyorsa Yapmanız gereken çok basit. Koleje gideceksiniz. Kolejin önüne gideceksiniz. Ben şunu hatırlıyorum. Bizde çok böyle on numara kız, ulaşılmaz kız falan dediğimiz tipler üniversitede direkt o zamanlar HADEP miydi, DEHAP mıydı? Büyük ihtimalle heyecan olsun diye ya da artık filmlerden mi etkilendiler nedense bu şekilde insanlara takılan çok fazla tanıdığım vardı. Ha sonra evlenmediler o ayrı mesele de ondan sonra soruyorlar ya Efe sen niye gittin uzak diyarlardan madem milliyetçiyim diyorsun. Neden uzak diyarlardan birini buldun sevgili olmak için, evlenmek için? Yani bu tür şeyleri yeterince yaşadıktan sonra kendi bulunduğum ortamdaki kızların sadece Kürt olarak demiyorum. Kendi bulunduğum ortam çünkü şey de vardı. Cahil ülkücü tayfayla takılan kızlar da vardı. Ama bunların hepsi böyle şey. Full zengin, yabancı dilleri çok iyi, farklı farklı kolejlere gitmişler. Ama arabası var diye, piç piç konuşuyor diye, ağzında sigarası var diye bu tiplere tav oluyorlar. Sen böyle kendini daha iyi gösterebilmek için uğraştıkça uğraşıyorsun. Gidiyorlar bu tiplere tav oluyorlar. Ben de tesadüfen yurt dışında rastgele işte şans yani. Bu söylediğimin tam tersi olan yani kolejde falan değil, direkt Romanya'nın bir kasabasında lisede okumuş olan ve liseyi bitirir bitirmez fabrikada çalışmış olan, sorumlulukla hayatla çok erken tanışmış olan ve öyle olunca da can sıkıntısı olmadığı için bad boy olsa takılsam kafasında değil de doğru düzgün birisi olsa da hayatım paylaşsam zihniyetinde olan birini bulunca ben de herkes farklı olanı herhalde seviyor ya. Herkes kendisinden farklı olanı seviyor herhalde arkadaşlar. Olay bu herhalde. O yüzden sonuç itibariyle hangi sebep olursa olsun yani sadece Kürt oldum diye sanmıyorum öyle bir şey yaşayacağınızı. Beni takip ediyorsanız eğer Onları aşmış olmanız lazım. Yani size kızın teki ben Kürtlerle asla çıkmam deyince, peki abi sıradaki demeniz lazım. Diyebilmeniz lazım yani. Bu spesifik durumda yani bu intihar eden genç bana soracak olursanız kesinlikle farklı başka sorunları vardır diye düşünüyorum. Ancak benim bu anlattıklarım genel olarak. Yani bir şeyi bahane edip kızların sizi beğenmemesi, sizi reddetmesi. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Herhangi bir sebep olmasına da gerek yok yani aslında. Erkekler bazen yüzsüzlük yapar ya kız hayır der, neden diye sorar. Neden olmasına gerek yok ki. Tipini beğenmemiştir bitti yani. Sonuçta bir de o var arkadaşlar. Hani ben burada yakındım ya kızlar işte beni beğenmiyordu işte bad boy diyebilecekleri tipleri beğeniyordu falan. Yakındım ya ama bir de şöyle bir şey var. İstediğini beğenir. İstediğini beğenir yani. Ha, yani saçma bir mantık. O yaşta öyle salakça bir mantıkları var. Mantaliteleri var herhalde ama istediğini beğenir. O yüzden benim o zaman yaptığım gibi kızlara sinirlenmenize de gerek yok yani. Son bir şey daha. Bizim bazı konularda Amerika'dan daha iyi durumda olduğumuz. Hani bizde de var Amerika'da daha abartı diyorum ya. Linç kültürü de aynen öyle. Amerika'da daha abartı. Eğer ki Amerika'da yaşanmış olsaydı bu olay. Bir zenci erkek beyaz bir kıza teklif etmiş olsaydı ve kız da bir zenci erkekle asla çıkmam deseydi. Hakkı mı? Hakkı. Türkiye'deki kızın bir Kürtle asla çıkmam demesi mantıklı değil ama hakkı. Olduğu gibi beyaz bir kızın da ben zenciyle asla çıkmam demesi de haktır. Ancak öyle bir şey olsaydı o güvenlik görevlisi kızı bulurlardı, dokslarlardı, adresin telefonunu her şeyini öğrenirlerdi ve ölümle linç ederlerdi. Mecazi anlamda da değil, kelimenin gerçek anlamıyla. Daha önce buna benzer bir olay yaşandı. Bir porno yıldızı, biseksüel bir erkekle yanlış hatırlamıyorsam film çekmeyeceğini söyledi. Onu iddiasına göre bu tür insanların hastalıklı olma ihtimal daha yüksekmiş ne kadar doğru bilemiyorum. Ancak ciddi ciddi kadın ölene kadar linç ettiler. Ulan porno yıldızını nereden arayacaksın da bulacaksın da linç edeceksin. Yani ne kadar boş hayatları olan insanlar var. O yüzden bizde en azından bunu fazla kurcalamamışlar. Dediğim gibi haber doğru mu o da belli değil. Ekrem İmamoğlu hemen bunu paylaşmış. Sana söz işte ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız falan. Hemen buradan bir siyasi paylaşım yapmış. Yalnız nakit gazetesi boş geçmiş bunu. Uyuyorsun herhalde. Sana ne için para veriyoruz abicim biz? Ha? Şimdi zaten HDP'lilerin de oy vermeyeceği belli oldu. Şey falan yazsaydın. İmamoğlu'nun K Yıldız RT sevgisi. Yaz geç ne olacak alışkın bu millet.